Selam arkadaşlar. Bu derste grid düzleminden, çizim modlarından ve ölçülü çizgiler çizmekten bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Ekrana line enter diyerek herhangi bir noktadan tıklayarak bir çizgi üreteceğim. Daha önce bizler yatay eksene yani x eksenini ve y eksenini shift'e basarak doğrusal çizgiler üretebiliyorduk. Bunun anlamı neydi? Kullanıcı koordinat sisteminin yönsel sisteminde 0, 90, 180 ve 270 açı değerlerine kilitlenerek doğrusal çizgiler üretebiliyorduk. Bunu yapmanın diğer bir yolu ise orta modu açarak yine doğrusal çizgiler üretebilmek. Herhangi bir tuşa bağımlı kalmadan orta modu kullanabiliriz ve yine doğrusal çizgiler çıkarabiliriz. Nereden açılır? Aşağı tarafta özellikler panelinin içerisinde butona bastığınız zaman aktif hale gelir. Tekrar bastığınızda pasif hale gelir. Genellikle klavye kısa yolu ile daha sık kullanılıyor. F8'e bastığınızda komut panelinden de takip edebilirsiniz. Off on butonu yani. Tekrar bastığınızda kapanıyor. Şu an açık. Etkisini görelim. Line enter diyorum ve ekranda herhangi bir noktaya tıklayıp çizimi başlattığımda artık otomatik olarak line komutu yatay eksende ve dikey eksende bu şekilde linear yani doğrusal çizgiler üretecektir. Tabii burada bu çizgilerin ne kadar uzunlukta olduğunu ölçüm sistemi açısından ne kadar uzunlukta bir çizgi çekiyorum bunu bilmiyorum. Ölçülü çizim yapabilmem için öncelikle AutoCAD'in ölçüm sistemini bilmem gerekiyor. Escape dedim. Bir örnek verecek olursak tekrar line enter deyip ben belirttiğim yönde değer girerek çizim oluşturabilirim. 50 yazıyorum klavyeden ve sağ tarafı doğru gösteriyorum. Enter dediğimde şu an 50'lik bir çizgi çekti. Ama bunun 50 kilometre mi, 50 santim mi, 50 milimetre mi ne olduğunu bilmiyorum. Aşağı doğru 150 diyorum ve Enter diyorum. 150 birimlik bir çizgi çekti. Birim diyorum çünkü ölçüm sistemini bilmiyorum. Ölçüm sistemini ayarlayabiliriz. Hemen gidelim AutoCAD'in ölçüm sistemini hem görelim varsayılanda ne ayarlanmış hem de ileriki çizimlerde kullanacağımız ölçüm sistemine değiştirelim. Bunun için Format menüsüne gidiyorum ve ön kısmını açıyorum tıklayarak. Alt tarafta Insertion Scale bölümü var. İlk olarak bu bölüme bakacağız. Varsayılan olarak milimetre ayarlanmış. Biz santimetre cinsinden kullanacağız. Burada çeşitli ölçek sistemleri var. Biz santimetreyi tercih ediyoruz. İleriki çizimlerimizde de santimetreyi kullanacağız. Yukarıda ise matematiksel sistemden bahsediyor. Buradaki decimal ondalık sistem. Ondalık sistemde kalmasında fayda var. Aşağıdaki bölüm ise noktadan sonra ne kadar küsurat AutoCAD hesaplayacak ya da gösterecek bunun ayarı var. Şimdilik bu bölümle ilgili yapabileceğimiz ayarlar bunlar. Lazım olduğunda tekrar buraya gelip müdahale edebiliriz. Ayarlamalarım tamamsa OK'ye basıyorum ve artık AutoCAD'in ölçüm sisteminin santimetre olduğunu ve ben bir çizgi çektiğimde bir değer verdiğimde ne kadarlık bir çizgi oluştuğunu artık bilebilirim. Line Enter dediğimde ben gelip ekrana 100 dediğimde 100 santimlik bir çizgi çektiğimi, otoketin böyle bir algısı olduğunu biliyorum. Tabi üzerinde bir ölçü yazmadığı için sadece bunu sistemden dolayı biliyorum. İlerleyen konularda ölçülendirme yaptığımızda bunun 100 santim olduğunu da görebileceğiz. Şimdi bu bölüm tamamsa Grid düzleminden biraz bahsedelim. Ürettiğimiz bütün çizgileri, iki boyutlu veya üç boyutlu objeleri AutoCAD ortamında arkada görmüş olduğunuz grid düzlemi üzerinde oluşturuyoruz. Ben buna kişisel tabirim yapay zemin diyorum. Yani bu zemine 90 derecelik açıyla bakıyoruz şu an. Yani ileri geri yaptığımızda kameramız 90 derece açıya yerleştiği için bu grid düzlemi de tam karşımızda olarak Hayal edebiliriz ve bütün ürettiğimiz her şey bu zemin üzerinde üretiliyor. Bu zemini kapatıp açabiliyoruz. F7 klavye kısa yoluyla aktif pasif şeklinde algılayabiliriz. Alt tarafta da yeri var. Hemen yine özellikler bölümünde grid mode F7. Burada karacıklardan oluşan bir düzlem olduğunu fark etmişizdir. Bu karacıkların da bizim yine ölçülü çizgiler çıkarabilmemiz için bir yardımı dokunuyor. Grid Snap denilen yani Snap Mod denilen bir modumuz var. F9 klavye kısa çalışıyor. Şu an F9'a bastığınızda çalışıyor olacak ve son noktalardan bu grid kutucuklarının son noktalarından yakalıyor olacak. Yerine de gidebiliriz. Yeri drafting settings'te buradaki grid butonunun sağ klik yaptığımızda grid settings tıkladığımızda burada ilk sekmedeki snap and grid bu bölümü biraz açıklayalım sağ tarafta bahsetmiştik grid düzlemi F7 ile açılıp kapanabiliyor aşağıda önemli bir bölüm var. Grid X spacing 10 aşağısı da Y spacing 10. Yani buradaki anlam şu buradaki her bir kutucuk X ekseninde 10 santim yatay eksende kutucuğun ebatı 10 santim dikey eksende ise Y ekseninde 10 santim. Yani 10'a 10'luk kutucuklar burada grid düzlemini oluşturuyor. Yine bu bölümden tıkladığınızda, onayladığınızda grid düzlemi açılıp kapanabiliyor. AutoCAD'in şöyle bir olayı var. Birçok komuta farklı yerlerden, farklı şekillerde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Snap bölümüne yani Snap moda. Burayı aktif hale getirdiğimizde biraz önce de söylemiştik. F9 klavye kısa yoluyla açılıyor. Burayı çalıştırdığımızda Snap X Spacing, Snap Y Spacing yani yakalayacağı noktalar 10'ar er santim x ekseninde yani burada onar santimlik aralıklarla bir yakalama işlemi yapacak, bir tutma işlemi yapacak ve çizgilerinizi buna göre oluşturacak. Görelim nasıl çalışıyor. OK diyorum ve line komutunu çalıştırarak sistemin nasıl çalıştığını göreceğim. Line Enter diyorum ve burada ekranda herhangi bir noktaya tıklamadan mouse reflekslerin değiştiğini görebilirsiniz. Bir noktadan tıklıyorum ve artık yatay ve dikey eksende onar santimlik çizgiler çektiğimi biliyorum. Grid ızgarasındaki bu yakalama özelliğini kullanarak ölçülü çizimler çıkarabilmeyi görmüş olduk. Escape dedim ve komutu sonlandırdım. Tabi burada 10 santime bağımlı kalmayabiliriz. Yine gelip grid settings'ten sağ klik yapıyorum. Grid settings'e gelip buradaki yakalama değerlerini değiştirebilirim. Mesela buraya 5 santim dersem 5'er santim aralıklarla yakalayacak. Zaten bir değeri değiştirdiğimde alt taraf otomatik olarak değişiyor. Bunu da sağlayan buradaki özellik. OK dediğim zaman artık 5'er santim yakalama özelliği devreye girecek. Line enter diyorum tekrardan ve gördüğünüz üzere orta noktalardan da yakalıyor. Escape diyorum ve komutu sonlandırdım. Böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.